Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Nasılsınız? Güzelsiniz maşallah. Lise. Ortaokul, lise, ortaokul, üniversite lise. Ve üniversite üzeri başka. Çok güzel. Ortaokul grubu şu an kimin bir tane mi var? Şöyle bir kaldırabilir miyim? Hemen yanımızdaki arkadaşlar sınıflarımız. Başka karşıda var. Arada var. Üniversite. Üniversite mezun mu? Kamp hazırlığı yaptı. Tabii diğer çalışma arkadaşlarım da burada. Sizlere eşlik ediyorlar. Ben öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Organizasyonlar için. Sonrasında tabii gayret içerisinde olan kıymetli genç kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Malumunuz ülkemiz aslında bir değişim süreci yaşıyor, dönüşüm süreci yaşıyor. İşte milli ve yerli diyebileceğimiz pek çok hizmeti, üretimi ortaya koyabilmek için, değeri ortaya koyabilmek için gayretle çalışıyor. Bu gayretin içerisinde artık kamu kuruluşları da var. İşte devletin bakanlıkları, belirli organları, bu konuda çok ciddi anlamda destekler veriyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere, işte Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Ya bunlara fırsat oluşturulması için gerçekten çok önemli kapılar açtıklarını görüyoruz. Tabii bu oluşturulan imkanlar neticesinde işte belediyeler, yerine göre kaymakamlıklar, valilikler, bu herkesi açıkçası farkına vardığı ve bu alanda imkan oluşturulursa gençlerimizin de neler yapabileceğini bizler görmüş olduk. Özellikle ben İnegöl üzerinde o kadar kıvanç ve gurur duydum ki bu mutluluk tabii başta bu başarı başta sizlerin başarısı oldu. Bundan dolayı biz gururlandık ve kıvanç duyduk. Tabii eminim ki aileleriniz de aynı şekilde ya da dışarıdan bunun farkına varan herkes de bu mutluluğu hep birlikte yaşıyor. Tabii yapılacak çok iş var. Bu dönüşüm hamlesine bir şekilde entegre olmamız lazım. Yani bunun yörüngesine girmemiz lazım. Bunu da en iyi yapabilecek olan sizlersiniz. Biliyorsunuz biz de özellikle çok daha böyle nasıl diyelim doğaçlama başlayan sürecimiz bugün çok daha böyle etkili bir noktaya doğru ilerliyor. İşte bakın Bilişim Vadisi'nde artık sizler için bir orada ofisimiz var. Yine proje ekiplerimizin orada yer aldığı. Buraları diğer gençlerimizin de ben gidip görmesini istiyorum. Yani ufuk açıcı olabilir. Farklı değerlendirme ve düşünmelerine vesile olabilir o imkanlar. Yine işte bizim kendi imkanlarımızla oluşturmaya çalıştığımız yerelde işte burada küçük bir atölye diye kurduğumuz ama aslında çok büyük bir bize kapı açan atölyemiz ve Baykoca adını verdiğimiz atölyemiz burada sizlerle tanışmamıza en başta vesile oldu. Sizlerin neler yapabileceğinizi bizim görmemize vesile oldu. Ben yaptığım her işte amaca matuf iş olmasını istiyorum. Yani yapmış olmak adına bir şey yapmak istemiyorum. Yaptığım her işin karşılık görmesi durumunda bu bana da mutluluk veriyor ve gerçekten vicdani olarak da beni ciddi anlamda huzura kavuşturuyor sizlerin bu başarınız. Ve inşallah biz de bu kaynaklarımızı her geçen yıl sizler için kullanacağız. Şimdi başka şehirlere de örnek olacağız. İnşallah bu örneği siz başlatmış olun. Herkes burada bir örnek istiyoruz. İmkanlarımızı seferber ederek bu arada sizler için kullandıracağız ve oluşturmuşlar, yaratmışlar. Yani onlar da meselenin farkında, siz de meselenin farkındasınız. Arkadaşlar, şunu da ekleyerek cümleler benim olsun. Ulaşamadığımız, elimizi uzatamadığımız insanlar olduğunun farkına varıyor. Neyden başlıyor? Bir dönüşüme atılması gereken kağıtların ölçülü kitap
sorular karşılığında bize güncel test olarak geri dönmesi. Öğrenciler test alma konusunda çok fazla zorluk çekiyorlar. Biz de hem geri dönüşüm sağlamak hem de onlara bu konuda katkı sağlamak istiyoruz. Takım olarak başvurdum bunu. Kolorektal kanserler, kanser sıkıntıları arasında Dünya Sağlık Örgütü araştırmalarına göre dünyada en sık gören üçüncü kanser. Oldukça başvurulan bir problem var. Bu da panik bozukluk. Panik bozukluk günümüzde aslında fiziksel olarak bir bayılma veya kalp krizi geçiriyormuş hissi yaratıyor. Ancak bu böyle değil. Böyle olduğunda da hem psikiyatri kliniklerine başvurulduğunda diğer hastaların önüne geçmek adına, çünkü açıkçası tam teşhis edilemiyor. Yani